Guduric. Son topu oynuyor Marko Guduric. Alperen karşısında boşluk buldu Guduric. Panya'dan yararlandı. Tarık Biberovic'e çıkardı. Tarık Biberovic de isabeti buluyor. Bu da maçın son sayısı oluyor. Evet, yani Erolcan o kadar dengeli başladı ki yani bugün beni ciddiye almanız lazım. Bugün beni savunmamız lazım gibi der gibi atıyor. Anıl Jefferson basket faulü aldı. Metakemler bu arada konuşuyor. Evet, basket geçerli değil. Basketin geçerli olması lazım. Evet. Sonraki hakem Moğol koçla beraber yanlış farklı kararlar verdiler. Yanlış demeyeyim. Emin Moğol koç baş hakem şu an müdahale ediyor. Basketin geçerli olduğunu, bir de faulün verildiğini söyledi. Yapılan kısa istişare. Sayılık atış kaçtı. Rebound mücadelesi Metehan Akyel'de kaldı. Farkı azaltma şansı. Bu arada Mahir Ava'dan sportmenlik dışı faul geliyor. Mahir Ava sportmenlik dışı faul yaptı. İsmail Cemulsoy hızla yanından geçmek üzereydi. Onu engellemek istedi. Ve bunu faul bir şekilde yapıyor. Hücum şansı daha şimdi. Belkuğurlu. Osiris Eldridge karşısında. O Simmons'a pası. Gebola seni faalle durdurdu Simmons'ı. Simmons hem hücumda hem savunmada belki de sezonun en iyi maçını oynuyor olabilir. Yani hem o ikili oyun savunmasını çok iyi yaptı. Hem Gabriel Olesen ile çember altında mücadele kısmında reboundlarda çok önemli iş yaptı. Kenny Kadri, Lamar Peters. Erdem faydalandı. Lamar Peters, Erdem vardı karşısında ve faul yapıyor Erdem İlter. Beklediğimiz gibi de aslında çekişmeli başladı mücadele. Evet. Ve sıcak da başladı oyuncular her iki takımda. Savunmalar işte tam şurada. Evet. Sol. Ama çok net bacağını da kaldırmış zaten Erdem İlter. Ali Muhammed. Ali Muhammed iki sayılık atışı. Başarılı değil. Blackman savunma reboundunu aldı. Hemen yarı sahayı geçerken pası verdi. Sportmenlik dışı faul geliyor. Sportmenlik dışı faul kararı. Ali Muhammed. Şehmuz'la koşuyordu orada. İşte bir kez daha görüntüye geliyor. Açık alanda bir sportmenlik dışı faul çalındı. Burada koldan çekme kararı Ali Muhammed'e.